Çok keyifli bir fireside chatimiz var sırada. Smartphone'a bu şekilde devam ediyoruz. Mentora platformunun kurucu ortağı Sayın Şahin Tulga ve İş Bankası Genel Müdürü Sayın Hakan Aran eşliğinde keyifli bir sohbet dinleyeceğiz. Ben her ikisini de sanal sahnemize davet ediyorum. Şahin Bey, sözü size bırakıyorum. Çok teşekkür ederim Paşa. Hakan Bey, hoş geldiniz. Hakkınızda araştırma yaparken Antakya doğumlu olduğunuzu öğrendim. Ben de iki hafta evvel Antakya'daydım. Yaklaşık 10 kişilik arkadaş grubuyla. Bir defa Antakya'nın mutfağı meşhur ama gördüğüm manzara gerçekten beni çok mutlu etti. Bir defa dini hoşgörüsü, tatlı muhabbeti, stressiz olması, esnafının içtenliği, dürüstlüğü, dostluğu, insanların iyilikseverliği, neşeliliği ile muhteşem bir vatan toprağı olduğunu gördüm. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Bizim dinleyicilerimize de tavsiye ederim. Gitmeyenler, görmeyenler bir an evvel Antakya'ya gidip görsünler. Sorularıma geçmeden evvel şunu da ilave etmek istiyorum. İki senedir sizinle sohbet yapacağım diye ilk defa kravat takıyorum. Şimdi birinci sorum şu. Şimdi Hakan Bey, siz bilişim eğitimi gördünüz. İş Bankası'nda eğitimi gördükten sonra stajyer yazılımcı olarak başladınız ve hep İş Bankası'nda kaldınız. Yani çalışma hayatına orada başladınız, orada devam ediyorsunuz. Ve kariyerinizde böyle basamakları teker teker çıkarak 7 ay evvel İş Bankası'na genel müdür olarak atandınız. Şunu merak ediyoruz. Aldığınız her bir rolde neler kazandınız? Siz kişi olarak neler kazandınız? Bir de ayrıca belki daha da önemlisi, İş Bankası'na neler kazandırdınız? Bunları bize anlatır mısınız? Çok teşekkür ediyorum Şahin Bey. Öncelikle Antakya konusundaki değerlendirmeniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de hani geriye dönüp baktığımda iş hayatına gelmeden önce Antakyalı olmak bana ne kazandırmıştır diye düşündüğüm zaman en büyük artı değer o hoşgörü ve empati olduğunu görüyorum. Çünkü sanıyorum bu genetik ve o doğduğunuz topraklarla ilişkili olan bir konu. Çok farklı kültürlerin, çok farklı dinlerin bir arada yaşadığı ve uyum içerisinde, barış içerisinde, huzur içinde yaşadığı bir toprakta doğmuş olmanın getirdiği o empati yaklaşımı, hoşgörülük, herkesi anlayabilme, hiç yargılamadan insanlara değer verebilme, saygı duyabilme konusu bence hani memleketin kazandırdığı bir şey olsa gerek diye düşünüyorum. O bölgede yaşamış olmanın, doğmuş olmanın verdiği bir şey. Şimdi bu tabii ki bankaya girdiğiniz zaman aslında büyük oranda üniversite eğitimini almış ve artık o alanda para kazanmak için giriyorsunuz. Ama benim oradaki birinci motivasyonum para kazanmak değildi. Çok gene idealist bir şekilde bir başlangıç yapmıştım. Bankada teknoloji marifetiyle yapılabilecek olan ne varsa İş Bankası'nda bunlar teknoloji aracılığıyla yapılsın. Annem bankacıydı ve çok yolunu gözlemekle geçmişti bizim küçüklüğümüz. Bu bankalarda çalışan anneler de zamanında evine gidebilsinler. Fazla mesai yapmak durumunda kalmasınlar. Gece 10'lara 11'lere kadar çalışmasınlar duygusuyla. Böyle bir şekilde beni İş Bankası ile yolum kesişmişti. Ve hep de motivasyonu ben bu şekilde buldum. İşlerimi yaparken yaptığım projelerde keyfi böyle aldım. O stajyer yazılım uzmanı dediniz. Yazılım uzmanlığı rolünde benim en büyük artım bu otomasyona geçiş döneminde o zamanın elle yapılan işlerini bankacılardan dinleyerek bunu bilgisayara aktarma ve programlama konusunda ben programlamayı ve bilgisayar dünyasını biliyordum. Ama bankacılardan da o işin nasıl yapıldığını dinleme fırsatı buldum. Dolayısıyla uzmanlık döneminde geriye dönüp baktığımda kazandığım şey neydi dediğimde kuruma bir teknoloji gücüyle verimlilik
kazandırırken ben de kendi adıma bankacılığı en iyi bankacılardan öğrenme fırsatı buldum. Kredileri programladım, işte döviz tevdiat hesaplarını programladım, internet bankacılığını programladım. İnternet bankacılığı dediğinizde zaten tüm uygulamaları bir kez de internette yazmak demekti. Dolayısıyla tüm bankacılık uygulamalarının algoritmalarını, arka plandaki muhasebe işleyişini, bu konudaki aktif pasif yapısı, işte muhasebelerdeki borç alacak yapısı, nazım hesaplar, bir kredi ne anlama geliyor, tüm bunları karşılıklar ne anlama geliyor, bunları siz yazılım uzmanıyken öğrenme ayrıcalığı buluyorsunuz. Bu çok değerli bir fırsat olduğunu bugün anlıyorum. Çünkü bugün başlayanlar için bunlar çok hazır şeyler, hiçbirisinin öğrenmesine gerek kalmıyor, zaten hepsi yapılıyor. Daha sonra yazılım uzmanlığından ilk yöneticiliğe geçtiğim zaman, yani artık yazılım değil, yazılım yapanları yönetmem gereken rollerde, ki biz İş Bankası'nda bunların adı müdür yardımcılığı, birim müdürlüğü gibi isimler. Oralarda da teknoloji çalışanları nasıl yönetilir? Hem ekipleri yönetirken bir yönetim becerisi kazandım. Dolayısıyla organizasyon becerisi ve yönetim becerisi kazandığımı görüyorum o ara rollerde. Sonra yazılım geliştirme müdürü oldum. İş Bankası'nda yazılımın başına geldiğim zaman şansıma banka çok önemli bir dönüşüm programı başlattı. Müşteri odaklı dönüşüm programı. O yılların 2005-2008 yıllarının en büyük programlarından birisiydi. Orada İş Bankası ölçeğinde bir bankada dönüşüm programının teknoloji bacağını yönetmek ne demek? Oradaki o uyumsuz olan arz talep dengesinde talebi öyle arttırmamız gerekiyordu ki, İş Bankası'nın yazılım grubu 200 kişiydi ama ihtiyaç duyulan kişi 2000 kişiydi. Siz 200 kişilik bir grupla yapamayacağınız, bankanın 2-3 yıl içinde tamamlamak istediği dönüşümün tüm teknoloji bacağını yapmakla görevli kişisiniz ve bu arada talebi 2000 kişiye, 200 kişiden 2000 kişiye arttırmanız gerekiyor. Her bir kurumu tanıyan bir yazılımcının etrafında o kurumu bilmeyen ama yazılımı bilen 8-9 kişiyle 1'e 10 çarpanlı bir şekilde talebi hızlıca nasıl arttırabildiğinizi, bunu üretime nasıl dönüştürebildiğinizi, onu risk yaratmadan kurumsal süreçlere nasıl yedirebildiğinizi gördüm. O benim adıma çok önemli bir deneyimdi. Dolayısıyla büyük dönüşüm programlarını öğrenme fırsatı buldum. Sonra 2008 yılında genel müdür yardımcısı oldum ama genel müdür yardımcısı olduğumda artık teknolojiden sorumlu değildim. Dijital bankacılıktan ve merkezi operasyonlardan sorumluydum. Chief Operation Officer olarak. Orada da bu sefer teknoloji dışındaki dünyada operasyonel verimliliğin nasıl arttığı, dijitalleşme ve dijital bankacılığın ne anlama geldiği, dijitalleşmeyle ilgili iş birimini yönetmenin, teknoloji tarafında maliyet odaklı değil de gelir yaratan kısmı yönetmenin ne anlama geldiğini gördüm. Genel müdür yardımcılığım uzun sürdü. Yaklaşık 13 yıl genel müdür yardımcılığı yaptım. Bu 13 yıllık genel müdür yardımcılığı dönemimde bankanın icra kurulu üyeliğinin yanında İşte Rusya'daki bankamızın yönetim kurulu başkanlığını, Almanya'daki bankanın yönetim kurulu başkan vekilliğini yaparak aslında uluslararası bankacılığı en üst düzeyde görme, deneyimleme fırsatı buldum. Türkiye'de işleyen hangi yapıların Rusya'da, Almanya'da işlemediğini, uluslararası bir bankacılık iddiası, bölgesel bir banka olma iddiası koymak istiyorsanız neleri daha iyi yapmanız gerektiği bunları öğrenme fırsatı buldum. Sonra Anadolu Sigorta'da yönetim kurulu başkan vekilliği yaptım. Türk Telekom'da yönetim kurulu üyeliği yaptım. Bankacılık dışı sektörlerde yönetim nedir? Bankacılık dışındaki sektörler nasıl yönetiliyor? Bankacılığıyla benzeyen yanları nedir, değildir? Bunu öğrendim. Yani aslında iş hayatına başladığım ve hala devam ettiğim kurum tek olmasına rağmen bu 30 yıllık yöneticilik kariyerine böyle çok farklı şeyler sığdırabildim diye düşünüyorum. Çok güzel. Şimdi birazdan soracağım sorunun cevabını kısmen verdiniz ama yine de siz teknoloji dünyasında çok merak edilen bir insansınız. Çünkü teknik, yani bilişim geçmişi olan Türkiye'deki ilk banka genel müdürüsünüz. Ve üstelik İş Bankası gibi çok muhafazakar bilinen bir bankada teknoloji ile işin artık iç içe geçtiğinin de bir kanıtısınız. Eskiden genel müdürler işte hazineden, kredilerden gelirdi. Bu geçmişleri olurdu. Birçoğu şube müdürlüğü yapmış oluyordu. Ama siz anladığım kadarıyla
kararıyla Antakya'nın da kazandırdığı hoşgörü, empati, insan kaynağı yönetme, başarılı insan kaynağı yönetme etkinlikleri artı gösterdiğiniz bilişim teknolojilerindeki başarı artı bu başarıyla beraber başka görevlere de üstlenmeniz ve birçok görevi aynı anda başarıyla yürütmeniz sayesinde böyle Türkiye'nin bence yani en prestijli bankalarından bir tanesi Atatürk'ümüzün kurduğu bankanın başına geçtiniz. Bir de teknik insanların yeterince sosyal olmadığı söylenir Hakan Bey ve genelde tercih edilmez. Ben dahil teknik insanların kafasında o yerleşmiştir. Şimdi çok kısa bu konuda bir şey söyler misiniz? Mesela siz bankanızda böyle teknik geçmişi olan, background'u olan kişileri yeterince sahip çıkıyor musunuz? Onların kariyer yolunu sizin geçtiğiniz yollardan geçirme konusunda bir tercihiniz oluyor mu? Veya gayretiniz oluyor mu? Ya şöyle söyleyeyim, bu görüş çok haksız bir görüş değil. Bence çok yerinde bir görüş ve kümemize bakarsak bu genel kümenin davranış özelliklerini de gösteriyor. Yani görüş bence de ben de katılırım. Çünkü teknik insanlar genellikle beyninin bir lokunu kullanan bizler diyeyim. Analitik düşünme yaklaşımında, daha matematiksel konulara yaklaşma konusu, doğrudan sonuca gitme, doğrudan işin özünü konuşma ve biraz bu konularda sosyal olmayan olarak nitelendirilebilecek şeylerde ben bu değerlendirmelerde haklılık unsuru görüyorum. Her zaman için genelleme hatalıdır. O genellemelerin dışında insanlar vardır. Birey olarak değerlendirmek lazım. Ama ben de baktığım zaman kendi kümemize bu tespiti, bu söylemi haklı çıkaracak şeyler görüyorum, örnekler görüyorum. Pek çok arkadaşımda şunu görüyorum mesela. Şimdi iş birimiyle beraber oturduğunuz zaman, birlikte bir strateji geliştirmek istediğiniz zaman, bu konuda, bu stratejide teknolojinin hiç rolü olmadığında pek çok arkadaşım sıkılıyor. Yani benim ne işim var burada? Siz kendi kendinize konuşun. Teknolojiden bir şey istediğiniz zaman bana gelin diyor. Şimdi zaten bu söylediğiniz tanım kişileri biraz böyle yapıyor ve o kişiler o sosyal ortamlarda farklı şeylerin konuşulduğu, iş planlarının konuşulduğu, stratejinin teknolojiye değmeyen yerlerde çabuk sıkılıp bunu bir zaman kaybı gibi görüyorlar. Hiç unutmuyorum. Evet. Gartner'da bir etkinliğe katılmıştım, Gartner seminerinde. Gartner'ın analisti o zaman şey demişti. Siz takım arkadaşlarınıza zamanınızı ne kadarını ayırabiliyorsunuz demişti. Lütfen zamanının %25'ini ayırabilenler el kaldırsın dedi. Salon el kaldırdı. Peki dedi %50'sini ayırabilenler var mı? Biraz eller indi. Peki %75 var mı dedi. Bir iki kişi kaldı. Sonra onlara dedi ki %75'ini ayırıyorsunuz. Siz takım üyeniz derken kimi anladınız da %75 dediniz? İşte teknoloji takımları dedi. Çünkü tamamen CIO'lara özgü bir eventti. Teknolojiden sorumlu genel müdürlüklere ve takımlarına %75 zaman ayırıyorlardı. Siz takımı yanlış anlamışsınız dedi. Sizin takımınız o takım değil. Siz zaten oradan geliyorsunuz. Sizin takımınız diğer genel müdür yardımcıları. Ben takımınıza ne kadar zaman ayırabiliyorsunuz derken diğer genel müdür yardımcılarına ayırdığınız zamanı sormuştum dedi. Bu %75 olanlar böylece takımı yanlış yorumladıkları için o ellerin havada olduğu anlaşıldı. Bu çarpıcı bir girişti o sunumda ve sonrasında o Gartner etkinliğindeki analist bu seviyeye gelmiş, genel müdür yardımcısı olan, teknoloji yöneten insanların takım olmaktan ne anlaması gerektiği, hangi konularla uğraşması gerektiği ve işin tekniğiyle kendisine raporlayanlarla beraber çalıştığı ekip arasında 50-50 zaman dengesini nasıl ayırması gerektiğini söylemişti. Bu mesela bende önemli bir iz bırakmıştı. Dolayısıyla benim takım anlayışım bu oldu. Sosyalleşme anlayışında yeme, içmeyse ve beraber sohbetse hep keyif aldım. Teknoloji dışındaki konular beni her zaman daha çok heyecanlandırdı. Geleneksel bir teknoloji yöneticisi değildim, öyle söyleyeyim. Evet, çok güzel. Bu anlattıklarınız
teknik background'u olan ve çalıştığı kurumda yükselmek isteyen insanlar için bir ders niteliğinde çok çok teşekkürler. Güzel. Şimdi İş Bankası'na geçelim. İş Bankası'nın dijital teknolojiler destekli muhakkak bir vizyonu var. O vizyon nedir ve bu vizyonu gerçekleştirmek için neler yapıyorsunuz? Evet. Şöyle İş Bankası'nın benim çok gurur duyduğum, çok net, kısa, A'dan Z'ye hangi çalışana çevirseniz, sorsanız söyleyebileceği basitlikte bir vizyon ifadesi var. Bu İş Bankası'nın internet sitesine girdiğinizde de görüyorsunuz. Kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşımla, kapsayıcılık ve katılımcılığın altını çizmek lazım bir yaklaşımla, sürdürülebilir değer yaratan geleceğin bankası olma. Şimdi İş Bankası vizyon olarak bunu ortaya koymuş ve bu ben göreve gelmeden önce de Adnan Bey ile beraber, genel müdürümüz Adnan Bali ile şimdi yönetim kurulu başkanımız, onun döneminde oluşturulmuş olan bir vizyon ifadesi. Benim de icra kurulu üyesi olarak katıldığım, iştirak ettiğim. Tüm kelimeleri bence her birisinin altını iyi doldurmak lazım. Ne anlama geldiğini söylemek lazım ama bu bence bugün bu koltukta niye benim oturduğumu da gösteren bir İş Bankası vizyonu. Geleceğin bankası olma, sürdürülebilir değer yaratan geleceğin bankası olma. Bu kavramın önemli olduğunu düşünüyorum ve zaten geleceğin bankasının tanımladığınız zaman ne olduğunu, trendleri yorumladığınızda İş Bankası'nın 97. yaşına geldiğini, 97 yıldır ayakta olduğunu, 3 sene sonra 2024'te 100. yılını kutlayacağını ve 100 yıllık bir kurum olarak bugün bulunduğu seviyeye baktığınızda, yaptığı işlere baktığınızda 100 yıldır nasıl genç kalabildiğini, sırlarını çözdüğünüz zaman aslında bankanın nereye gitmek istediğini de çözüyorsunuz. Ben burada kendi misyonumun, görevimin İş Bankası'nı bir yüzyıl daha devam etmesini sağlayacak bu dönüşümün, geleceğin bankası olma dönüşümünde Adnan Bey'in başlattığı yolculuğu tamamlama ve gerçekten o tüm temelleri sağlam olarak bir kez daha, yani 100 yıl önce atılmış temelleri bir kez daha sağlamlaştırma ve geleceğin o vizyonların trendini doğru okuyup bankayı ona uyarlama olarak görüyorum. Bu nedir derseniz trendlere baktığımda şunu söyleyebiliyorum. Bir açık bankacılık kavramı geliyor. Bir dijitalleşme kavramı var. Yapay zeka kavramı var. Tüm bunlar kripto paralar var. Paranın dijitalleşmesi kapsamında onu sayabiliriz. Şimdi tüm bu trendler önümüzdeki dönemin güçlü trendleri olarak bankacılığı etkileyecek akımlar olarak görünürken öteki taraftan bankanın geleneksel doğuş şekillerine baktığınızda ticaretin olduğu her yerde bankalar var olmuş. Bankalar, ticaret neredeyse orada yapılır hale gelmiş. Şimdi ticaretin dijitalleştiği yerlerde artık ticaretin yapıldığı yerler pazar yerleri, platformlar olmuş. E-ticaret siteleri olmuş. İşte bu konuda emlak siteleri olmuş. Dijitalleşen tüm uygulamalar ticari hayatın yerleri. İnsanlar evi nereden kiralıyor, arabayı nereden kiralıyor, bu konuda hangi alışverişi hangi yerden yapıyor? Bakıyorsunuz buraların dijital platformların içerisinde bankacılığı yedirmeniz gerekiyor. Bankacılık, açık bankacılık konseptiyle arayüzlere API dedikleri arayüzlerle birlikte bu sitelerin içerisine gömüldüğünde ve artık kredi ilişkisi, mevduat ilişkisi, ödeme sistemlerinin ilişkisi bu ticaret platformlarından yapıldığında ve siz buraları bir kanal haline getirdiğinizde, bir mecra haline getirdiğinizde orada da bankacılık yapabilirseniz bu durumda o geleceğin bankasının temellerini atmış oluyorsunuz. Bu ne demek? Bankanın çok ciddi bir dönüşümden geçmesi demek. Etrafında ciddi bir ekosistem kurması demek ve tüm bankacılık fonksiyonlarının artık bu kanalların içerisinde yapılır olması demek. İş Bankası dönüşümünü bu vizyon doğrultusunda planlıyor. Ben de gerek kurduğumuz pazar yerleri, elektronik ticaret siteleri, doğrudan bunları kuruyoruz. Gerekse kurulmuş olanlarla olan o entegrasyon sayesinde bankacılığı açık bankacılığa dönüştürüp İş Bankası'nı bir fintech, dijital bir marka haline getirme konusundaki adımları atıyorum. Dolayısıyla bankanın vizyonu, yolculuğu bu esasa göre. İnşallah önümüzdeki 3 yıl boyunca her birisini somut olarak görüyor olacağız. Ve bir süre sonra bu pazar yerlerinden bankanın aldığı pay, bugünün geleneksel kanallarından aldığı payın önüne geçecek. Ve o zaman dönüşüm tamamlanmış olacak. Çok güzel.
Şimdi vizyonunuzda bir şey dikkatimi çekti bir husus. Dediniz ki kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşımla sürdürülebilir değer katacak geleceğin bankası olmak. Buradaki kapsayıcı ve katılımcı yaklaşım aslında bütün paydaşların katılımcılığı ile, değil mi? Yani kesinlikle, tedarikçiler, kesinlikle, çalışanlar, müşteriler, belki tamamlayıcılar, etkileyiciler ve hatta işte belediyeler gibi, hükümet gibi sektör dışı oyuncular da dahil, değil mi bu şeye, katılımcı ve kapsayıcı yaklaşıma? Kesinlikle. Evet, hem çok kadınıyla, erkeğiyle, diniyle, diliyle, ırkıyla, kapsayıcılık, evet, ve katılımcılık derken o tüm sosyal yönleriyle, hem de tüm oyuncuları ve aktörleriyle. Evet, peki. Çok güzel. Hakan Bey, bir sorum var. O da şu, belki biliyorsunuz Mentoro platformu ağırlıklı olarak strateji konusunda danışmanlık yapıyor. Ve size stratejiyle ilgili bir sorum olacak. Biliyorsunuz stratejiyi bir şekilde rekabet avantajı elde etmenin planı olarak tanımlıyoruz. En azından tanımlardan bir tanesi bu. Şimdi bu dijital banka olma yolunda, yani kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşımla sürdürülebilir değer katacak geleceğin bankası olmak istiyorsunuz. Şimdi burada, bu yolda size rekabet avantajı sağlayacak kurumsal veya bireysel yetkinlikleri neler olarak tespit ettiniz? Bunların öne çıkanları hangileri? Ve bunların hangileri dijital teknolojilerle ilgili? Bunu da tahmin ediyorum teknoloji dünyası merak ediyor. Ben dahil. Bunun bir geleneksel yanıtı var. Bir de bu teknoloji dünyasının merak ettiği yanıtı var. Geleneksel tarafta şu. Bir kere İş Bankası'nın rekabet avantajı yaratan en önemli unsurunun insan kaynağı olduğunun altını çizmek istiyorum. Çünkü Türkler bankacılık yapamaz denen bir dönemde Türkiye'nin siyasi bağımsızlığını ekonomik, iktisadi bağımsızlıkla perçinlemek üzere kurulmuş bir bankayız. Ve ilk kurucu genel müdürümüz merhum Celal Bayar'ın şöyle bir ifadesi var. İş Bankası çalışanları alelade çalışanlar değildir. Başarılı olmayı milli bir şeref ve haysiyet meselesi kabul ederler diyor ki bu gene altını çizmek istiyorum. Çünkü bence İş Bankası'nın rekabet avantajı yaratan en önemli yönü çalışanlarının içten gelen bir motivasyonla, dışarıdan hiçbir ilave motivasyona ihtiyaç duymadan sadece başarılı olma güdüsü ve ülkesine hizmet etme motivasyonuyla bunu milli bir şeref meselesi olarak görmeleri, bankayı sahiplenmeleri, sahipsiz bir bankaya 25 bin kişinin sahip çıkması ve bunun da 97 yıldır devam etmesi bence Atatürk'ün kurmuş olmasına, İş Bankası'nın bir cumhuriyet kurumu olmasına ve çalışanların bunu gönülden benimsemesine bağlı. Ben farkı, İş Bankası'nın rekabet farkını buradan yarattığını düşünüyorum. Bu hisse yapısıyla, hisse modeliyle, kurucusuyla ve insan kaynağındaki bu doğal motivasyonuyla, bu geleneksel cevabım. Bunu çalıştığım her dönemde gördüm. Çünkü bankanın başka rekabet avantajı yaratan şeyi nedir dediğinizde bu kadar somut söyleyemezsiniz. Ama insan kaynağı politikasının ben dezavantajlarının yanında bu rekabet avantajı yarattığını düşünüyorum. İkinci bir konu ise İş Bankası'nın bu büyüklüğü dışarıdan bakıldığı zamanki sanki bürokratik hantal görüntüsüyle hiç bağdaşmayan, içeride ve İş Bankası'nı tanıyanlar, İş Bankası'yla iş yapmak isteyenlerin gördüğü bir çeviklik vardır, esneklik vardır. Hızlı uyum, adaptasyon esnekliği vardır. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu yaştaki bir kurumun sektörünün lideri olması, bu alanda hala hisse değeriyle, karlılığıyla, performansıyla rekabette bu kadar önde yer almasının içerisinde hep bu vardır. Bu çok kişiyi şaşırtır. Bankayla iş yapmamış olanlar için İş Bankası'nın anlamı farklıdır. İş içeride görülebilen bir rekabet avantajı. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bir de teknoloji trendlerini hep her zaman çok iyi öngörmüş. Hep ilklerin bankası, yani inovasyon konusunda, girişimcilik konusunda bence önemli bir yeteneğe sahip. Dolayısıyla bu inovatif yönü, girişimci yönünün ben bankanın çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Türkiye'ye pek çok ilki kazandırması, sadece ürün anlamında değil, iştirak anlamında da
bunun bir göstergesi. Yani rekabette avantaj yaratan unsurlar olarak bunları sayabilirim. Ben de şu anda bunlara veri analitiğini eklemeye çalışıyorum. Veriyi iyi okuyan, anlayan, teknolojiyi iyi kullanan çalışanlar yaratmak. Bu bizim için önemli bir şey. Çünkü önümüzdeki dönemin çalışanlarının bu saydığım yetkinliklerine, inovasyon, yaratıcılığın yanına mutlaka veri analitiği becerilerini, veriye dayalı karar verme, veriyle hareket etme konusunu eklemesi gerekiyor. Evet. Hakan Bey, bir de sizin SoftTech adlı bir girişiminiz var. Evet. Değil mi? Ondan da bahseder misiniz? Bakın bu da çok dışarıda, İş Bankası dışında çok bilinen bir konu değil. Evet. Ya şöyle, SoftTech bugün Türkiye'nin en büyük yazılım şirketlerinden bir tanesi. 1500 çalışanı var. Kuruluş yılı, o söylediğim müşteri odaklı dönüşüm programı zamanına 2005'e dayanıyor. O tarihte bankanın kendi kaynaklarının yetmediği dönemde dışarıdan kaynak alabilmek, dışarıdaki tüm teknoloji gruplarından destek alabilmek için kurulmuş bir şirketti. Çok hızlı büyüdü. Hindistan'dan, Filipinler'den kaynak kullanma konusunda bir katalizör görevi gördü. Ve 40 kişiyle başlayan SoftTech 2005'te, işte 15 yıl sonra 16. yılına geldiğinde 1500 kişiye ulaştı. Ben onun da ayrı bir başarı hikayesi olduğunu düşünüyorum. Şu anda sadece gruba değil, grup şirketlerine değil, sektöre hizmet veren bir şirket. Silikon Vadisi'nde bir inovasyon merkezi var. Çin'de Şangay'da bir inovasyon merkezi var. Bu iki inovasyon merkezini çok güzel birleştiren, kurumlara kurumsal inovasyon hizmetleri aldığı altında hizmet verebilen bir şirket. Ben SoftTech'in de hem İş Bankası grubuna hem Türkiye'ye çok şey kattığını düşünüyorum. Evet, bravo. Çok çok teşekkür. Rica ederim. Hakan Bey, gerçekten çok tatlı ve faydalı bir sohbet oldu. Bize kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılar, ben de başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Evet, herkese merhabalar tekrardan. Hakan Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Burada programımıza devam edelim. Aslında çok da soru ve yorum da geldi. Belki bir tanesini aktarabilirim Hakan Bey, sizin için de uygunsa. İçlerinden seçtiğim bir tane var. Bunlardan biri diyor ki, Hakan Bey selamlar. Dijitalleşmenin artmasının etkisiyle geleneksel bankalar ve fintechler arasındaki rekabet ve işbirliği ilişkisi konusundaki görüşünüzü merak ediyorum. Geleneksel bankalar bu rekabeti nasıl karşılamalı? Gelecekte bu dengenin nasıl şekilleneceğini öngörüyoruz. Ya ben şöyle, dünya görüşü olarak bir kere tüketicinin lehine olan, toplumun lehine olan tüm rekabeti yararlı ve faydalı buluyorum. Fintechlerin o düşük maliyetli yapısı, bir hizmeti daha yüksek maliyete katlanan bankalara göre daha ucuza verebilecek olması ve verebildiği finansal hizmetlere fiyatından dolayı daha geniş kesimlerin erişebilir olmasını çok değerli buluyorum. Dolayısıyla fintechleri, açık bankacılığı, bankacılık hizmetlerinin ucuzlamasını ve daha geniş kesimlerin bu hizmetlerden yararlanabilmesini ülkenin gelişimi, ekonominin gelişimi adına da yararlı buluyorum. O açıdan fintechleri, fintechleşme stratejisini, açık bankacılığı destekliyoruz. Bu işin toplumsal tarafı. Ama öteki taraftan bir bankanın, geleneksel bir bankanın genel müdürüyüm. Burada da İş Bankası'nı bir fintech çevikliğinde hareket ettirmek, aynı maliyet yapılarına dönüştürmek ve aynı şekilde bu ölçekte, ölçek ekonomisinden yararlanarak fintechlerle rekabet edebilmek ve onların verdiği hizmetleri aynı kalitede sunabilmek, aynı fiyatlarla sunabilmek konusunda da rekabetçiyim. Yani bu konuda hem fintechleri destekliyorum ama fintechlerden öğrenerek İş Bankası'nı da fintechlere, yani önümüzdeki dönem fintechlerin dünyası, artık bankalara yer yok. Fintechler işte 10 milyar dolar değerlemeye ulaşacakken bankalar 2,5 milyar dolarda kalacak şeyini de kabul etmiyorum. Dolayısıyla İş Bankası'nı da güzel bir fintech haline dönüştürme hayalim var. Harika, çok teşekkürler. Evet. Çok doyurucu içerik olarak çok besleyici bir sohbet oldu. Sayın Şahin Tulgay ve Sayın Hakan Aran'a tekrardan çok teşekkür ediyorum.